Peki Sayın Başkan, şimdi bir anayasa değişikliği olacak. Öyle anlaşılıyor ki Başbakan başkan olmak istiyor. AK Parti de başkanlık sistemini getirmek istiyor. Ve siz de buna destek veriyorsunuz. Bu süreç içerisinde başkanlık pazarlığı yaptınız mı AK Parti ile? Net söyleyelim, daha önce de birkaç demecimizde ben ve arkadaşlarım altını çizerek belirttik. Bakın, İmralı'da yapılan görüşmelerde, BEDEP olarak bizim içinde bulunduğumuz görüşmelerde kesinlikle başkanlık konusu açılmamıştır. Kesinlikle. Ama siz destek vereceğinizi söylüyorsunuz. Hayır, bakın, biz başkanlık meselesinin tartışılabileceğini söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi komisyonda, uzlaşma komisyonda bu konu tartışılamaz dediler. Biz tartışılabilir dedik. Nasıl bir başkanlık sistemi? Güçlendirilmiş bir yerinden yönetimle birlikte veya denge denetimin sisteminin sağlandığı bir başkanlık sistemi niye tartışılmasın dedik. AKP'nin önerdiği şekliyle veya önermeyi düşündüğü şekliyle, çünkü önermediler, önermeyi düşündüğü şekliyle bir başkanlığı biz zaten desteklemeyeceğimizi başından beri belirttik. Kabul bunu ama siz kabul etmeyiz mi diyorsunuz? Tabii ki. Yani bu barış süreci yani denge, nasıl giderse gitsin. Denge denetim sistemiyle kurgulanmış bir başkanlık sistemi Türkiye'nin bir idari değişikliğidir. Rejim değişikliği değil bir defa. İdari bir yönetim modelidir. Bu yönetim modellerini niye tartışmayalım? Tartışalım. En iyisi, en doğrusu ne? Birlikte karar verelim. Biz bu şekilde görüş ortaya koyduk. Peki. Yoksa biz hani şu süreç karşılığında biz Sayın Başbakan'ın başkanlık adaylığını ve başkanlık önerisini tümüyle destekleriz şeklinde ne bir beyanımız oldu, ne gizli İmralı'nın ne kapalı bir görüşmemiz oldu. Asla olmamıştır. İmralı... Hayır, bu konu gündeme gelmemiştir. Ben açık söyleyeyim. Ama bu şuradan alevlendi. Bizim heyetimizin oradaki görüşmesi sırasında, bakın görüşmesi Milliyet sırasında yansıyan tutanaklarda. Görüşmesi sırasında konu bir şekilde açılıyor. Kendisi de hani bu konu tartışılabilir ama kendisi de orada belirtiyor. Ama öyle bahsedildiği gibi bir otoriter bir rejimi biz destekleyemeyiz. Ben öyle bir şeye asla Öcalan olarak evet diyemem ama tartışılabilir. Siz BDP olarak tartışıyorsunuz. Hani ben de bunu tartışılabilir buluyorum diyor. Yoksa biz karar verdik, pazarlık yaptık. O güne kadar arkadaşlarımız bu konuyu orada sohbet sırasında konuşana kadar da orada gündeme gelmemiş bir şey. İkincisi, bakın şunu yani da... Yani orada gündeme gelmemiş derken yani Öcalan'la devlet tabii, arasında herhangi gündeme bir... Gündeme gelmemiş bir konu tabii. Bu konu nettir, bakın herkesin bu konuda net olması lazım. Çünkü... Neresi hani, nettir yani, neyi net? Tartışılmamıştır, bir anlaşma yoktur. Başkanlık konusunda al gülüm ver gülüm yapılmamıştır. Böylesi bir konu gündeme gelmemiştir. Konuyla ilgili fikirlerimiz uzlaşma komisyonunda açık bir şekilde kamuoyunun bilgisi dahilinde öneri olarak sunulmuş ve tartışılmıştır. Bir de şu konuya dikkat etmesi lazım herkesin. Bakın Sayın Başbakan kendisi de söyledi, kimse anlamadı ama şu anda başkandan çok yetkisi var. Yani bir başkanlık sisteminde öngörebileceğinizden daha fazla resmi ve fiili yetki kullanıyor. Değil mi? Evet. Şimdi buna itiraz etmiyor kimse. Yani... Başkanlık olursa ülke otoriterleşir, efendim Tayyip Erdoğan'ın egemenliği oluşur diyenler bir dönüp bakmıyorlar. Ya şu anda kimin egemenliği var? Zaten Tayyip Erdoğan bir başkanın yani yetkilerinden çok daha fazla yetkiyi resmi ve fiili olarak kullanıyor. Hayır. O yani burada karşı çıkılan şey... Denetim bunlar... mekanizmalarının olmadığı, parlamentoyu fesih şimdi yok hakkını... işte bakın. Şimdi yok. Kim neyi denetleyebiliyor? Allah billahi aşkına bakın Ahmet Bey. Parlamento hükümeti denetleyebiliyor mu? Muhalefet partileri parlamentoda hükümeti denetleyebiliyor mu? Hükümet istediği yasayı ama getiriyor, oradan AK Parti'nin geçiriyor. Önerdiği sistem fiilen gelirse, uygulamalarda hukuku çiğniyor. AK Parti'nin önerdiği sistem gelirse bu fiili olan durum resmileşecek, yasalaşacak. Hayır, biz böylesine bir başkanlık modelini ne anayasada, ne referandumda, ne başka yerde desteklemeyiz. Bakın, yargının, parlamentonun, başkanın vesayeti altında olduğu bir modeli biz demokrasi olarak adlandırmayız. Tartışacağımız veya destekleyeceğimiz model Türkiye'nin yasama, yürütme, yargı dengesi içerisinde kendini konumlandırabilmiş, denetimini sağlayabilmiş, efendim toplumsal özgürlükler, yerinden yönetimlerin güçlendirildiği bir başkanlık modeli tartışılabilir dedik. Biz bunu tartışmaktan korkmayız dedik, çekinmeyiz dedik. Onu söylüyorsunuz. Yoksa bazı AKP sözcülerinin ilan ettiği gibi işte şöyle şöyle yetkili bir başkan öneriyoruz şeklindeki bir öneriyi biz ne tartıştık ne de kabul etmiş durumdayız. Bunun da net olarak anlaşılması lazım.